Mutant aslında bizim şimdiye kadar bütün viral enfeksiyonlarda gördüğümüz bir olay. Mutasyon dediğimiz olay şudur. Bir virüsün vücuda girdiği zaman daha bulaşıcı hale gelebilir, daha etkin hastalık hale getirebilir, genetik yapısında meydana gelen değişikliklerdir. Ama maalesef koronavirüs için bu birazcık daha hızlı ve yaygın, daha çeşitli olmaya başladı. Şu ana kadar ülkemizde sadece İngiliz mutantı görüldü. Güney Afrika ve Brezilya mutantına henüz rastlanılmadı. İngiliz mutantı ile ilgili de şöyle bir durum söz konusu, %35 daha bulaştırıcı maalesef. O yüzden insanlarımızın aşılanmış olsalar bile bulaştırıcılık olmaması için maske, mesafe ve temizlik kurallarına devam etmeleri gerekmektedir. İngiliz mutantı ile ilgili hastaların semptomlarında bir değişiklik yok. Eski Wuhan'da ilk ortaya çıkan koronavirüste olduğu gibi hastalarda en sık görülen semptom halsizlik, yorgunluk, ateş, baş ağrısı, öksürük, nefes darlığı bu şekilde bize başvurmakta ve son haftalarda maalesef bizim de vaka sayılarımızda artış görülmektedir. Şimdi şöyle İngiliz mutantlı hastaların takibinde en azından klinik olarak daha ağır seyretmediğini görüyoruz. Daha hafif seyrediyor ama vaka sayısında ciddi bir artışımız var ve bizim kendi hastanemizde bu oran yaklaşık %30'ları buldu şu an vaka sayısındaki artışımız. İngiliz mutantında bir de maalesef semptomlar birazcık daha uzun sürüyor. Özellikle hastalarda halsizlik, yorgunluk, kas eklem ağrıları, iştahsızlık, koku ve tat bozuklukları 6 haftaya kadar devam edebilmekte. Aşı kesinlikle özellikle Sinovac aşısı yani Çin aşısı diye bildiğimiz aşı İngiliz mutantına, Güney Afrika mutantına, Brezilya mutantına karşı koruyucu, en azından ağır hastalık geçirmesini önlüyor hastaların. O yüzden imkanı olan, sırası gelen bakanlığın önerdiği yaş grubundaki kişilerin ya da meslek grubundaki kişilerin aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Dediğim gibi en azından ağır hastalık geçirilmesini önlemektedir. Mevsim geçişlerinde maalesef havaların bir ısınıp bir soğumasıyla birlikte yani hava sıcaklığındaki dengesizlikle birlikte immün sistem çok zayıflamakta. O yüzden hastaların yani daha doğrusu kişilerin buna çok dikkat etmesi gerekmekte. Immün sistemini güçlendirici beslenme tarzına yönelmesi gerekiyor. Bunlardan en önemli dikkat etmesi gereken şeyler özellikle hastaların A vitamini, C vitamini, D vitamini yönünden zengin beslenmesi, bol sıvı tüketmeye, bol sebze meyve yemeye dikkat etmeleri gerekmekte. Malum şu an bir salgın dönemindeyiz ve tüm ülke olarak hatta tüm dünya olarak bununla mücadele ediyoruz. Havaların ısınıyor olması hastalara bir rehavete yol açmaması lazım. Her zaman dediğimiz gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına en üst düzeyde uyulmalı. Kesinlikle havalar ısındı, işte bahçeye gidelim, pikniğe gidelim, daha fazla sosyalleşelim gibi düşünmesinler. Maalesef mutantlarla birlikte koronavirüs hızla ülkemizde yayılmakta ve vaka sayıları artış göstermekte. Buna üst düzeyde dikkat etmemiz gerekiyor. Dediğim gibi mevsim geçişlerinde de hava sıcaklığı değişikliklerine bağlı özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, gribal enfeksiyonlar, nezle ve hastaların birden ısıyla birlikte terleyip daha sonra soğumasıyla gözüken kas eklem rahatsızlıkları fazla görülmekte. Bunlar açısından da dikkat etmemiz gerekir.